Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere SolidWorks'te temel düzlemlerden bahsedeceğim. Daha sonra da bu temel düzlemler akabinde özel düzlemleri nasıl elde edeceğiz bunu göstermeye çalışacağım. Parça ortamına giriyoruz. Temel düzlemlere giriş yapmadan hemen şunu bahsetmek istiyorum. Bu son derece önemli. SolidWorks veya benzeri parametrik tabanlı programlarda şu mantıkla parça tasarlanır. Önce iki boyutlu çizim komutlarıyla arkadaşlar taslakları oluşturulur. Taslağınızı tamamladıktan sonra unsurlar içerisindeki üç boyutlu çizim komutlarıyla da bu taslaklar katı model haline getirilir. Yani her şekilde önce iki boyutlu çizim komutlarını kullanmak zorundasınız. İki boyutlu çizim komutlarını kullanabilmek için eğer yeni bir çizime başlamışsanız, boş bir sayfa varsa, solda unsur ağacı üzerinde bulunan ön düzlem, üst düzlem ve sağ düzlem diye adlandırılan bu üç temel düzlemden birini kullanmak zorundasınız. Yani boş bir sayfadayken SolidWorks sizden bu üç temelden birinin üzerine iki boyutlu çizime başlamanızı isteyecektir. Buna mecburuz. Ama daha sonraki aşamalarda ekranımızda, çalışma alanımızda katı model oluştuktan sonra artık o katı modelin de yüzeylerini bir çizim düzlemi gibi kullanabileceğimizden bu üç temel düzleme ihtiyaç duymayabileceğiz. Duyulmayacak demiyorum, duymayabileceğiz. Yani o aşamadan sonra ister bu düzlemleri kullanırsınız veya kullanmazsınız. Şimdi bu üç düzlemden birinin üzerinde çizim açabilmek için, çizim yapabilmek için arkadaşlar, bunlardan birinin üzerine gelip tıkladığınızda veya sağ tuşa bastığınızda hemen açılır penceredeki çizim komutunu tıklarsanız otomatikmen unsur ağacının altında bir çizim açılacaktır ve bir sıkıntı yaratılmayacaktır. Şayet siz buradan çizim açmadan örneğin bir daire komutunu çalıştırıp iki boyutlu çizime geçmek isterseniz SolidWorks size biraz önce bahsetmiş olduğum uyarıyı verecektir. Mesaj kısmına baktığınızda çizmek istediğiniz obje için bir düzlem seçin diyor. Yani bu üç temel düzlemde birini kullanmak dışında başka bir şansımız yok. Çünkü yeni bir çizime başladık. Buradan da yine üç temel düzlemden birini turuncuyken seçip çizime başlayabilirsiniz. Evet, biz şimdi üst düzleme bir çizim açtığımızı varsayalım. Üst düzleme bir defa sol tuşa tıkladım. Hemen üzerinde küçük bir pencere açıldı. Burada açılan pencerede seçeneklerden bir tanesi de çizim. Çizim komutunu çalıştırdığım andan itibaren unsur ağacının hemen bu çizginin altında bir çizim oluştuğunu gösteren bir belirti olacaktır. Evet, bu düğmeye basıyorum. Ve burada çizim 1 adlı bir belirti oldu. Bu da bir çizime başladığımızı göstermekte. Çizime başladığımızı aynı anda sağ üstten de buradaki çizim içerisinde olduğumuzu gösteren ibareyle de ya da simgeyle de anlayabilirsiniz. Dikkat etmişseniz üst düzleme çizim açtığımızda üst düzlem hemen bizim bakış doğrultumuza dik biçimde karşımıza geldi. Böylece çizimini karşımıza alıp baktığımız için daha rahat bir ortamda çizimi oluşturabileceğiz. Şimdi daire komutumuzu çalıştırıp artık objemizi oluşturabiliriz. Veya buraya bir de dörtgen çizelim. Şu an bu dairenin veya dikdörtgenin herhangi bir ölçüsel özelliği önemli değil. Konumu da önemli değil. Burada amacımız düzlemlere ne yapmak. İki boyutlu çizimin tamamlandığını düşünüyorsam yapmam gereken şey sağ üstten iki boyutlu çizimi tamamladığımı belirtir. Bu butona basmam lazım. Bastığımda arkadaşlar artık İki boyutlu çizimlerimi ya da taslakları üç boyutlu hale getirecek unsurlar içerisindeki komutlara geçebilirim.
Burada yine dikkat etmeniz gereken şey, SolidWorks parametrik tabanlı bir program olmasının yanında aynı zamanda yapay zekaya da sahip bir program. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın, 3 boyutlu çizim komutlarının tamamı aktif değil. Yani benim ekrana çizmiş olduğum bu 2 boyutlu taslak için ancak burada aktif görülebilen 4 unsur komutunu uygulayabiliyorum. Yani bütün komutlar renkli olsaydı burada bir yapay zekadan bahsetmeyecektim. Burada 3 boyutlu çizim komutu olan ekstrizyon ile katı oluşturma komutunu çalıştırdım. Ve ekrandaki taslağımın herhangi bir yerine tıkladığımda bu çizim otomatik mi izometrik görünüş altında 3 boyutlu olacaktır. Bir yükselti isteyecektir. Şimdilik buna da çok değinmek istemiyorum. İleride bu konuyu göreceğiz. Ben sadece bir katı oluşturdum. Şu ana kadar yapmış olduğum işlem, hemen şunu arkadaşlar düzelteceğim. Evet, buradaki deliği gösteremedik. Tekrar şuradan göstermeye çalışacağım. İşin bu kısımları şu an konumuz değil. Dersimin başında açıkladığım gibi, eğer yeni bir çalışma sayfası açmışsanız ve 2 boyutlu çizime başlayacaksanız, ki öyle başlamak durumundaydık, 3 temel düzlemden birini kullanmak durumundaydık ve zorunluyduk. Ama demiştim ki, ilk katınızı oluşturduktan sonra artık ilk katınızın yüzeylerini de bir çizim düzlemi gibi kullanabilirsiniz. İşte artık bir katım var. İster buradan bu temel düzlemleri kullanmaya devam edebilirim, İstersem bu katımın yüzeylerini de bir çizim düzlemi gibi kullanabilirim. Örneğin bu üst yüzeyi bir çizim düzlemi gibi kullanmak istersem, bu durumda yapacağım şey de bu yüzeye sol tuşla bir defa tıklamak ve yukarıda açılan bu pencereden de yine çizim komutunu çalıştırmak olacaktır. Çizim komutunu çalıştırdığımda hemen ilk çizimimizi biliyorsunuz oluşturmuştuk. İkinci çizimimiz bakın aktif hale geldi. İlk çalışmamızda üst düzlemi seçtiğimizde seçtiğimiz düzlem otomatikmen bizim bakış doğrultumuza dik biçimde karşımıza gelmişti. Fakat şu an gelmedi. Yine çizimi rahat yapabilmek için bu yüzeye dik bakabilmek için yukarıdaki oryantasyon penceresinden buna dik bakış komutunu seçiyorum ve o yüzeye dik bakıyorum. Yine çok önemli değil şu anki göstereceğim komutlar. Buraya da bir dikdörtgen çizdiğimi varsayıyorum. Tekrar izometrik bakalım. Unsurlardan geldim. Ve belli bir yükselti verip burada da yine bir katı model oluşturdum. Evet, ikinci bahsettiğim şeydi. Oluşturmuş olduk ya da uygulamış olduk. Neydi? Artık oluşturduğumuz ilk katının yüzeylerini de biz bir çizim düzlemi olarak kullanabiliyorduk. Hazır yeri gelmişken bir tane daha yapalım bunu arkadaşlar. Bu yüzeye de yine bir çizim açalım. Bu yüzeyi de çizim düzlemi gibi kullanalım. Yine bu yüzeyi seçtim. Ve çizim açtım. Yine oryantasyon penceremizden dik baktım. Yine ebatı ölçüsü konumu çok önemli olmayan şu an bir daire çizdim. İzometrik baktım. Ve unsurlardan burada bir kesme işlemi yapacağım. Bunun için de ekstrizyon ile kesi kullanıyorum. Şu an ölçü vermeyeceğim. Boydan boya deldim. Evet. İlk katımızın ikinci yüzeyinde bir çizim düzlemi gibi kullandım. Ve katı modelimizi uyguladım. Evet, ikinci videomda özel düzlemleri nasıl elde edeceğiz, özel geometrilerde özel düzlemler nasıl oluşacak onu göstereceğim. Ama bu dersi bir özetlersek arkadaşlar, yeni bir çizim sayfası açtığımızda mutlaka 3 temel düzlemden birini kullanmak zorundayız.
Önce iki boyutlu çizimleri yapmak zorundayız. Daha sonra unsurlardaki katı modelleme komutlarıyla bunu katı model haline getiriyoruz. Ve daha sonra artık katı modelin yüzeylerini de bir çizim düzlemi gibi kullanabiliyorduk. Bu aşamada yine ön üst düzlemi de kullanabiliriz ama bir zorunluluğumuz yok. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.